Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorken azı dişlerini görünecek şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güldüğünü gördük. Ömer radıyallahu anh sordu. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Seni güldüren nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdu. Ümmetimden iki kişi Allahu Teala'nın huzuruna geldi, diz çöktü. İçlerinden biri şöyle dedi. Ya Rabbi, bu kardeşimden hakkımı al. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da diğerine şöyle buyurur. Kardeşine hakkını ver. İkinci kişi şöyle dedi. Hiçbir iyi amelim kalmadı. Cenab-ı Hak alacaklı olana şöyle der. Ne yapacaksın? Hiç iyi ameli kalmamış. Alacaklı şöyle der. Ya Rabbi, o halde hakkım kadar günahımdan yüklensin. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar aktı ve buyurdu ki, o gün öyle büyük bir gündür ki her günahkar o gün günahlarını yüklenecek birilerini arar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu alacaklı olana şöyle der. Başını kaldır ve şu cennetlere doğru bir bakıver. Adam başını kaldırıp bakar ve şöyle der. Ya Rabbi, gümüşten bir takım yüksek şehirler, incilerle süslenmiş altından saraylar görüyorum. Bunlar hangi peygambere veya sıddıka yahut şehide ait acaba? Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Bu gördüklerin bana bedelini ödeyenlere verilecek. Alacaklı sorar. Ya Rabbi, bunun bedelini ödemeye kimin gücü yetebilir ki? Allahu Teala Celle Celaluhu buyurur. Sen bunun bedelini ödeyebilecek güçtesin. Adam sorar. Nedir o? Allahu Teala Celle Celaluhu cevap buyurur. Bunun bedeli şu kardeşin üzerindeki hakkını bağışlamaktır. Alacaklı, ya Rabbi, onun üzerindeki bütün hakkımı bağışladın der. Allahu Teala ona şöyle buyurur. Kardeşinin elinden tut ve onu cennete sok. Bu sözlerden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan korkun ve birbirinizin arasını düzeltin. Gördüğünüz gibi Allah da müminlerin arasını düzeltiyor. Bu hadis-i şerif helalliğe alınmamış hak sahipleri arasında Allahu Teala'nın ara buluculuğuna nail olmanın ancak dünyada Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak sayesinde mümkün olabileceğini uyarı mahiyetindedir. Bunlar ise insanların arasını düzeltmek ve benzeri güzel ahlaklardır. Şimdi kendi kendine iyice düşün. Eğer kıyamet gününde amel defterinde haksızlıklar bulunmazsa yahut Allah'ın lütfuna mazhar olarak affa uğrar ve ebedi saadeti elde etmen kesinleşirse nasıl büyük bir sevinç ile mahkeme yerinden ayrılırsın? Artık rıza elbisesini giymiş, sonrasında bedbahtlık olmayan bir saadet ve asla yok olma tehlikesi bulunmayan nimetler elde etmiş olursun. İşte o zaman kalbin sevinç ve neşeden uçacak gibi olur. Yüzün ayın 14'ündeki gibi parlak ve aydınlık olur. O zaman başın dik, günahlardan kurtulmuş ve misk gibi güzel kokularla mahlukat içinde çalım satarak salına salına yürüyüşünü tasavvur et. Mutluluğun belirtisi yüzünde parlar. Dünyanın başından sonuna kadar gelip geçmiş bütün insanlar sana ve haline bakar, senin güzelliğine ve elde ettiğin mutluluğa gıpta ederler. Melekler önünde ve arkanda yürürken sana eşlik eder ve şahitler huzurunda şöyle ilan ederler. Bu falan oğlu falandır. Allah ondan razı olmuş ve onu da razı etmiştir. Artık sonunda bedbahtlık olmayan bir saadete kavuşmuştur. Bu mertebe dünyada riyakarlık, yaltakçılık ve yapmacık hareketlerle insanların kalbinde elde ettiğin itibar ve makamdan daha büyük değil mi? Eğer bu mertebenin daha üstün ve hayırlı olduğunun bilincindeysen, hatta ikisinin birbiriyle mukayesesinin bile yersiz olduğunu anlamış isen, Allah ile muamelerinde saf ihlas ve niyetini her şeyde
ona yöneltmek suretiyle bu mertebeye ulaşmanın yollarını ara. Bu mertebeye ancak ihlas ile ve niyeti sağlam tutmakla erişebilir. Allah korusun bir de bunun tersi olursa, yani amel defterinde senin önemsiz gördüğün fakat Allah katında büyük cürüm olan günahlar çıkar ve Allah'ın gazabına uğrarsan vay haline. O zaman sana şöyle hitap eder. Ey kötü kul, lanetim sana olsun. Senin ibadetlerini kabul etmiyorum. Bu azarı işitir işitmez yüzün kapkara olur. Sonra Allah'ın gazabına uğradığın melekler de sana gazap eder ve şöyle derler. Hem bizim ve hem de bütün mahlukatın laneti senin üzerine olsun. O zaman zebaniler Rablerini öfkelendirdiğinden dolayı gazapla sana yönelir. Bütün hiddet, kötülük ve ürküntü verici görüntüleriyle üzerine yürürler. Seni alnından yakalayarak bütün mahlukatın gözleri önünde yüzüstü sürüklemeye başlarlar. Herkes senin yüzünün kararmış halini ve perişanlığını seyreder. Sen ise keşke ölsem de yok olsam diye feryat edersin. Zebaniler bu feryadına şöyle karşılık verir. Bugün bir defa değil, defalarca ölümü isteyeceksin. Bu arada melekler şöyle nida ederler. Bu filan oğlu filandır. Allahu Teala bunun kötülüklerini ve çirkin işlerini ortaya döktü ve yaptığı kötülükler sebebiyle onu lanetledi. Artık bu kişi sonunda asla mutluluk olmayan sonsuz bir bedbahtlığa mahkum olmuştur. Belki de bu kötü akıbet dünyadayken insanlardan korktuğu veya insanların gözüne girmek için ya da insanların gözünde küçük düşmemek için işlediği bir günah sebebiyle başına gelmiş olabilir. Dünyanın hem geçici ve hem de ahirettekine göre çok az olan kalabalığı karşısında utanç verici duruma düşmekten kaçınıp da ahiretin muazzam kalabalığı karşısında rezil duruma düşmekten çekinmemek ne büyük bir cehalet. Üstelik bunun sonunda Allahu Teala'nın gazabına maruz kalarak acı bir azaba çarpılmak ve zebanilerin elinde cehennemi boylamak var. İşte ahirette karşılaşacağın durumlar bunlar. Ancak sen tehlikenin ve büyüklüğünün farkında bile değilsin. Bilmemek demek sorumluluktan kurtulmak değildir. Diğer faydalı programlarımızdan da yararlanmanız dileğiyle sevgi ve muhabbetle kalın. Sevgi ve muhabbetle kalın.